Türkiye bir akıl tutulmasını ve bir mantık sarhoşluğunu yaşıyor ve yaşatılıyor. Bu tabii ki demokrasi için bir tehdit aslında. Ne açıdan bir tehdit? Ben şimdi her yerde soruyorum. Eğer bir kolluk gücü, bir savcı, iktidarda olan bakan, başbakan veya herhangi bir iktidar gücüyle yapılan bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, rüşveti, suçüstü belge yakalamak istiyorsa bu delilleri nasıl elde edebilecek? Onlara haber vererek, yürütmeye haber vererek nasıl elde edebilir? O zaman bunun tedbirini alır adam. Dolayısıyla bu soruşturmaların gizliliği esastır. Ha, bu soruşturmaları gizlilik içerisinde yaparken usulsüzlük yapan bir kolluk gücü var ise bunun soruşturması gene hukuk içerisinde devletin yetki verdiği organlarla yapılır. Böyle kamuoyu oluşturarak darbe yaptılar falan değil. Bana şunu söylesinler. Eğer Türkiye'de bir yürütme organındaki insan, iktidar sahibi bir yolsuzluk, rüşvet işinin içerisindeyse bunun delili, bilgisi, belgesi onu haberdar etmeden ve darbe algısı çağrıştırmadan nasıl elde edilebilir? Başbakan o günkü polis amiri olsaydı veya savcı olsaydı, başbakanı darbe algısı yaratmadan ve başbakan da hakikaten bu işlerin içerisindeyse bu bilgiyi, bu belgeyi, bu delili nasıl yakalardı, nasıl elde ederdi ve nasıl soruştururdu bunu? Halkoyu bunun cevabını bulmak zorunda. Yani bu bir intikam operasyonudur. 17-25 Aralık'tan hemen hemen yaklaşık 3 hafta önce sayın o günkü başbakan, bugünkü cumhurbaşkanı diyor ki meydan konuşmasında, açık gizli falan değil, açık bir şekilde diyor ki cemaat ne istedi de ben yapmadım diyor. Cemaat ne istedi de ben vermedim. Ha, ne istedi ne verdi, bunlar tartışılır ama o günkü başbakan, bugünkü cumhurbaşkanının açık beyanı bu. Demek ki o günden 17 Aralık'a ne değişti ki hemen 3 hafta içerisinde cemaat oldu paralel devlet? Yani şimdi bu eğer paralel devlet idiyse ben burada İçişleri Bakanı'na sordum. Dedim ki sizin bugünkü paralel devlet olarak nitelendirdiğiniz yapının hakkında bir delil, hukuki delil, iki belge, bilgi, bulgu, iz, emare ilk defa ne zaman bilginize ulaştı? Ve bu bilgi size ulaştığında siz ne gibi karar aldınız? Bu karar ne zaman uygulamaya döküldü? Eğer 23 Kasım 2013'ten önce devlet kayıtlarında ve Sayın Başbakan da bugünkü paralel devlet diye saldırdığı yapıya karşı belge, bilgi, bulgu var idiyse 23 Kasım'daki bu beyanat niye? Bu beyanat niye? Cemaat ne istedi de ben yapmadım. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde ha demek ki burada bir intikam operasyonu yürütülmektedir.